Programlamada yoğun olarak metinsel yani string veri tiplerinin üzerinde çalışırız. Onları manipüle ederiz. Şimdi gelin string operasyonlarıyla çalışmaya başlayalım. Bu yüzden şöyle şuradan artık oluşturacağım. New file deyip burada şöyle strings.py olarak bir dosya ekliyor olacağım. Şöyle gelelim arkadaşlar şuradan. İlk değişkenimizi tanımlayalım. Şunu da şöyle kapatıyorum. Şöyle ki burada mesaj diyelim. Mesaj eşittir. Şunu da biraz büyütelim. Mesaj eşittir. Şöyle merhaba dünya. Türkçe olarak yazacağım. Normalde işte birçok uygulamada ilk örneklerden biridir. Hello world şeklinde. Gelin biz de bunu merhaba dünya olarak kodlayalım. Ama değişken isimlerinizi vesaire zamanla lütfen hani burada ben Türkçe yazıyorum ama İngilizce kullanmaya çalışın arkadaşlar. İngilizce kullandığınızda zamanla o İngilizce dil çekiminin programlamaya daha uygun olması itibariyle daha uygun olacağını zamanla bu işte profesyonelleştikçe göreceksiniz. Yoksa Türkçeyi çok seviyoruz. Ben Türkçeyi çok seviyorum ve hayranım Türkçeye. Doğru kullanmaya özen gösteriyorum. Ama bu işte biz bu dili kullanıyoruz. Ama basit örneklerle böyle ilerleyebiliriz. Mesaj, merhaba dünya. Güzel. Şimdi bu merhaba dünya ile ilgili sıklıkla yapılacak işler mesela neler olabilir? Bu metnin belli bir kısmını almak. Örneğin dünya kısmını almak veya işte ne bileyim ikinci karakterden itibaren dört tanesini almak veya bu metni böyle kelimelerine ayırmak. Bunlar sıklıkla yapılır. Özellikle veri analizinde verilerle çalışırken bunları sıklıkla görürsünüz. Şimdi biz neler yapabiliriz? Öncelikle metni parçalama yani substring adı üstünde sub ifadesi onun bir kısmı anlamına geliyor. Yani bir kısmının stringi, mesajın bir kısmını almak şekilde. Örneğin printle ekrana yazdıralım. Bunları biz antrenman olarak yapıyoruz. Yani zamanla artık printlerle değil de daha çok çıktılarla, ortaya çıkan sonuçlarla uğraşacağız ama biz burada dili öğrenmeye çalışıyoruz. Bakın ben mesajın şöyle yaptığım zaman burada aslında olay ne biliyor musunuz? İşin temellerine inelim arkadaşlar. String dediğimiz şey bir char dizisidir. Dizileri de bilmiyorsunuz. Boş verin. Ama normal şeyden gidin. Yani karakterlerden. M karakteri, E karakteri, R, H, A, B, A. Boşluk karakteri. Boşlukta bir karakter. D, Ü, N, Y, A karakterlerinden oluşmuş aslında bir ifadedir arkadaşlar. Bir dizidir. Yani buradaki 3, 6, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Doğru saydım herhalde. 13 tane karakterden oluşur. Dolayısıyla biz bu karakterlerden istediğimize ulaşabiliriz. Örneğin mesaj 2 diyelim. Mesaj 2. Bunu köşeli parantezle gösteriyoruz. Dizileri yani bir indekse ulaşmak. İndeks demek örneğin bu bir indeks, bu başka bir indeks. Yani bunların numarası. Sıfırdan başlıyor arkadaşlar. Bakın dolayısıyla mesaj 2 diyorum ve düğmeye basıyorum. Şurayı bir temizleyeyim. Ben ufak bir antrenman yapmıştım. Hata yapmayayım diye. Bakın mesaj 2 dediğimde bakın bana R verdi. Burada. R harfini verdi. Niye? M 0 çünkü. E 1, R ise 2. Ben 2'yi istedim. O yüzden R verdi bana. Bu bakımdan örneğin ben İkinci indeksten itibaren şöyle 5 yazıyorum. Peki bu bana neyi verir? Bakalım. Bakın RH ve A'yı verdi. Yani R'den başladı yine. H ve bir de A'yı verdi. Niye biliyor musunuz arkadaşlar? Bu şu demek. Bana ikinci indeksten itibaren 5'e kadar. Öyle okuyun. 2'den 5'e kadar. 5 dahil değil yani burada. Dolayısıyla R 2 3 H 4A 5 dahil yani B dahil değil. 5 dahil olmadığı için. Dolayısıyla bana R, H ve A karakterlerini bir metin olarak verdi. Dolayısıyla ben bunu aslında şöyle
yazmak yerine şöyle yeni mesaj diyelim eşittir. Şöyle buna atayabilirim. Buna atama diyoruz. Yani bir değeri bir değişkene aktarma, başka bir değişkene aktarma. Dolayısıyla sen burada print, yeni mesaj, control space ile tamamlayabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle yeni mesaj dediğinizde bakın yine RHA'yı bize verdi. Buna substring diyoruz arkadaşlar. Peki ben bunu bu şekilde değil de örneğin şöyle yazmak isteseydim. 2, 2 nokta. Bunu yaptığınız zaman bu şu demek arkadaşlar. Bakın rehaba dünya şeklinde bir şey yazdı. Yani 2'den itibaren her şeyi ver demek. 2'den itibaren her şeyi ver demek. Peki o zaman tam tersi yazsaydım bu. Bu ise bana baştan itibaren ikinci indekse kadar olanları ver. Bakın M ve E'yi verdi. Yani şunu verdi. 0, 1, R'yi vermedi. Neden? Python'da genel olarak bu şekildedir arkadaşlar. Bu tip bir indeks değerlemesi yaptığınızda sonradan yazılan dahil değildir. E kadar şeklinde okunur. E kadar yani o e kadar ki kısım dahil değil. Yani 5 dahil değil. Dolayısıyla burada da 2 dahil değil. Örneğin ben bunu 5 verseydim. Bakın 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5B. Dolayısıyla merha şeklinde bir şey vermesi lazım. Nitekim öyle verdi. Buna substring diyoruz arkadaşlar. Şöyle ki şurada arkadaşlar şöyle bir pardon şöyle bir yorum satırı bırakalım. Substring diyelim. Şu an yaptığımız işlem bir substring işlemi olduğu için ona bu şekilde bir yorum bıraktım. Hep bu şekilde substringlerle çalışabiliyoruz. Konularımız devam ediyor.